Efendim, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin her yıl Sarımsaklı'da düzenli olarak düzenlemiş olduğu kamptayız ve bu hafta kampın ikinci haftası. Sarımsaklı Barajı'na nazır gerçekten çok güzel bir noktada kurulan kamp alanında burada bir günlük bir kamp gerçekleştiriliyor. Hemen sol tarafımızda çadırlar var. Vatandaşlar arkamızdaki kapıdan içeri girerek çadırlarla buluşuyorlar ama çadırlardan önce gelmeleri gereken bir nokta var. Orası da burası. Biliyorsunuz gece kamp alanlarında gündüzki kadar sıcak olmuyor. Uyku tulumu ve tek kullanımlık çarşafa ihtiyaç duyuyorlar. İşte bu alandan bu malzemeleri tedarik ettikten sonra kamp alanına doğru geçip çadırlarına yerleşiyorlar. Biz de Ufuk Hoca ile birlikteyiz. O da burada gelen vatandaşlara malzemelerin tedariğini sağlıyor. Hocam çok kısa buradaki süreçten bahsedebilir miyiz? Tabii ki de öncelikle vatandaşlarımız kapıdan geldiklerinde eğitmenlerimizle birlikte onları karşılıyoruz. Ardından diğer eğitmenlerimiz burada vatandaşlarımıza işte gece burası soğuk olduğu için öncelikle tulumumuzu veriyoruz ve tek kullanımlık çarşaflarımızı veriyoruz. Ardından kampımız başlamış oluyor. Buraya geliyor vatandaşlar. Bu tek kullanımlık çarşaflar ve tulumlar. Bu tulumların hijyen noktası nasıl sağlanıyor? Biraz da ondan bahsedebilir misiniz? Tabii ki de kamp sonrasında bizim kaymağımızın çamaşırhanesi var. Orada biz tulumlarımızı her hafta götürüp düzenli olarak yıkatıyoruz. Zaten tek kullanımlık çarşaf olduğu için kullanıldıktan sonra onlar atılıyor. Efendim, gönül rahatlığıyla hijyen noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamadan gelebilirsiniz. Bizler de burada bize ayrılan malzemeleri alıp biraz sonra kendi çadırımıza doğru geçeceğiz. İşte görüyorsunuz, bu çarşaflarda gece yatırımınız sağlanıyor ve uyku tulumlarına da sarılarak gerçekten gece soğuk havalarda sıcak ve temiz havayla güzel bir uyku çekebiliyorsunuz. Kampımız başlıyor diyelim, şimdiden iyi kamplar dileyelim. Bakalım bu yıl bizi Sarımsaklı kampında ne gibi maceralar bekliyor. Bir ahlat yapı gezici radarı sunar. Şu anda çadırların bulunduğu alandayız ve yaklaşık 60 tane çadır burada konuşlanmış durumda. Gelen misafirler de bu 4'er kişilik çadırların içerisine yerleşim sağlanıyor. Uyku tulumu ve tek kullanımlık çarşaf çadırın içerisinde akşam geçirmeniz için hazır bir şekilde bekliyor. Sıla Hoca ile birlikteyiz. Hocam nasılsın? İyiyim, sağ olsun. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Şu anda çadırların bulunduğu alandayız. Biraz bu alan hakkında ve vatandaşlar burada ne yapabiliyor? Biraz bu üzerine bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Totalde 60 tane çadırımız var. 4 kişilik ve çift kişilik olmak üzere. Geldikleri zaman misafirlerimiz bu çadırlarda kalıyorlar. İsterlerse hani dışarıdan kendi ekipmanlarını getirip çadırlarının önünde rahatlıkla hani kurup vakit geçirebiliyorlar. O şekilde gece yatmaları da burada gerçekleşiyor. Peki buradaki imkanlardan biraz bahsedelim. Lavabolar hemen çadırlara çok yakın bir noktada. Yine oyun alanları da çadırların bulunduğu alanda bulunuyor. Biraz da alan hakkında, burası hakkında bilgi verebilir misiniz? Oyun alanlarımız var. Bu sene daha çok çeşitlendi. Lavabomuzun yakın olması çocuklu aileler için her zaman daha iyi oluyor. Işıklandırma sistemimiz olsun, ses sistemi. Yemeğimiz de yine buraya yakın, sahnemiz de yakın. Her türlü hani çadırlarına rahatlıkla ulaşabilirler. Güvenlik açısından da zaten her türlü önlemi almış durumdayız. Bu şekilde. Son olarak elektrik sıkıntısı, telefonlarımızın şarjı burada biterse ne yapacağız? Yukarı tarafta şarj istasyonumuz var. Orada telefonlarınızı, tabletinizi vesaire şarj edebilirsiniz. Peki, o zaman yavaş yavaş biz de oyun alanlarına doğru geçiş yapalım diyoruz ve burası çadır alanı. Gördüğünüz gibi gayet steril bir ortamda. Çocukların rahatlıkla oynayabildiği, kendi getirdiğiniz malzemeler üzerinde de oturabildiğiniz, kalkabildiğiniz, hatta öyle ki uzatma kablolarını çekip elektriği çadıra kadar uzatabildiğiniz bir alandasınız. Gezici Radar Sarımsaklı kampında devam ediyor. Spor AŞ kamplarının olmazsa olmaz eğlencesi bu gördüğünüz oyun alanları. Genç, yaşlı, kadın, erkek, çoluk, çocuk, herkesin kendine ait bir parça bulabileceği hakikaten muhteşem bir alan. Çadır alanlarının hemen yan tarafında birden fazla oyun alanımız var. Biraz sonra Yasin Hocam'dan bilgi alacağız ve şunu da söyleyelim. Bizler de bu oyun alanlarında biraz sonra kıyasıya yarışacağız. Sadece sıramızı bekliyoruz. Hocam, gerçekten çok güzel oyun alanları burada. Hem çocuklara hem büyüklere hitap eden birden fazla alanınız mevcut. Biraz oyun alanları hakkında bilgi verir misiniz? Oyun alanlarımız şöyle, 9 tane oyun alanımız var. Büyük oyun alanlarımız var. Bir tane yanımızda gördüğümüz voleybol oyun alanımız var.
Arkamızda okçuluk oyun alanı var, badminton alanı var ve büyük devasa etno savaş oyun alanlarımız var. Onun dışında Survivor parkurumuz var. Onun dışında işte Jenga'mız var. Zeka oyunları, akıl oyunları, balık tutma, basketbol, spor AŞ bütün imkanlarını adeta buraya seferber etmiş durumda. Senin favorin hangisi? Etno savaş oyunu. Biraz sonra biz de Etno'ya geçeceğiz. Orası gerçekten çok güzel, çok da heyecanlı. Yine Survivor var. Biraz sonra yarışacağız Nuri abiyle birlikte. Burada basketbol var. Arkada voleybol var ki heyecan dorukta olacak. Çok güzel bir voleybol turnuvası. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da bizi bekliyor. İşte burada gördüğünüz gibi çoluk çocuk birçok insan doyasıya eğlenebiliyor. Hem enerjinizi atabileceğiniz hem de tabii ki ağaçla, yeşille ve bol oksijenle hemhal olabileceğiniz oyun alanları burada sizi bekliyor. Gezici Radar Sarımsaklı kampında gerçekten tüm eğlencesi ve hızıyla devam ediyor. Efendim nefes nefese kaldık desek çok da böyle yanılıyor, yalan söylüyor olmayız. Gerçekten Spor AŞ'nin kamp etkinliğinin oyun alanlarında doyasıya oynuyoruz. Neredeydik? Survivor parkurunda geçen yılın intikamını aldım ve geçen sene beni parkurda mağlup eden Nuri abiyi böyle ufak bir farkla da olsa yenmeyi başardım. Yine voleybolda gerçekten kıran kırana bir mücadele vardı ve burada badminton'da çok oynayamasak da yine de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ama gerçekten her yaşa ve herkese hitap eden oyun alanları burada mevcut. Hem temiz bir hava hem gerçekten en yakın deniz 300 kilometre olmasına rağmen bir su kenarı ferahlığı veren ve ağaçların arasında adeta bir oksijen deposu gibi olan Sarımsaklı'da kamp tüm hızıyla devam ediyor. Artık biraz soluklanma vakti diyorum. Yaklaşık olarak 1-1,5 saat sonra yemek molasıyla devam edecek kampımız. Yemekler de birbirinden güzel diyoruz. Midemiz yavaştan acıkmaya başladı ve Spor AŞ'nin lezzetli yemeklerini yemek için sabırsızlanıyor. Gezici Radar Sarımsaklı'da Spor AŞ kampında tüm hızıyla devam ediyor. Efendim kamp dediğimiz zaman hiç kuşkusuz ateşsiz bir kamp düşünmek mümkün değil. İşte Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'de kampın hakkını sonuna kadar veriyor. Arkamızdaki ateşten görebilirsiniz. Kocaman gürül gürül bir ateş hem içimizi hem yüreğimizi ısıtıyor. Yanımızda Spor AŞ'nin kıymetli genel müdürü İbrahim Somtaş var. Kendisiyle birlikteyiz. Hem geliyor burada kampı yapıyor hem de burayı denetlemeyi, teftiş etmeyi de asla ihmal etmiyor. Sayın müdürüm nasılsınız? Biz birlikte olmaya geliyoruz arkadaşlarla, hemşerilerimizle. Sizler de hoş geldiniz Salih Bey. Yani... Kampa ne zaman gelsek hakikaten sizi
sizi burada görüyoruz. Bir kere bu hassasiyetten dolayı biz teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. İşimizin başında olmaya çalışıyoruz. Yani elimizden geldiğince teker teker ilgilenmeye çalışıyoruz ki bir eksiğimiz var mı? Hatta az evvel gördüyseniz çocuklarımıza sertifikalarını verirken bile hani bir öneriniz var mı? Sevmediğimiz bir şey var mı? Neler ekleyebiliriz diye inanın hani onların görüşlerine de başvuruyoruz. Kimi zaman oluyor, kimisi diyor ki artık standart bunun üstüne bir şey yaparsak biz yoruluyoruz zaten adım atacak halimiz kalmıyor diyorlar. Bunlar mutlu ediyor tabii bizi. Çok şükür yıllardır yaptığımız şey Kayseri Radar ailesi olarak sizler de burada her seferinde daha büyük kitlelere duyurmamız için bize çok büyük destek veriyorsunuz. Ben bu aileye de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şimdi müdürüm her şey çok güzel dört dörtlük bunu söyleyelim ama burada bir aile ortamı var. Biz onu gördük. Geleniyle, hocasıyla, yöneticisiyle hakikaten tam bir aile ortamı oluşturmuşsunuz. Gelmek isteyenlere buradan bir mesaj versek, çok kısa buradaki ortamı anlatsak ya, ne söyleriz? Şöyle aslında en baştan hani personellerimizden bahsettiğiniz için yani mesai arkadaşlarımız hakkında ben buradan gerçekten şu anda da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü her kampta en az 10 aile bizim yanımıza geliyor diyor ki ya bu arkadaşlar ne kadar özverili. Kendi kardeşleri gibi, kendi abisi ablası gibi bizle ilgilendi. İnanın ben buradan hepsine ayrı ayrı her seferinde o teşekkürü iletiyorum ama buradan sizin aracınızla yine iletmiş olayım. Ellerine sağlık gerçekten. Tabii aile kampı yapıyoruz. Burada gördüğünüz üzere gelen herkes aile, çocuklarıyla birlikte bir tam gün geçiriyorlar. Maalesef çağımızda, dönemimizdeki en büyük problemlerden biri de bu aslında. Yani aileler birlikte çok az vakit geçirmeye başladı. Biz hem böyle bir fırsat, imkan sunarken hem de doğayla iç içe olmalarına fırsat tanımış oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Eğer kafanıza bir kamp fikri doğduysa ve gelip ailenizle burada gerçekten hoş vakit geçirmek istiyorsanız ama tek başınıza kamp yapmak için de biraz tedirginseniz tam sizin aradığınız bir nokta Kayseri'de en yakın deniz bize 300 kilometre uzaklıkta ama bir su kenarının hemen yanında ormanla insanlarla ve kamp ateşiyle hemhal olabileceğiniz, yemeklerinizi yiyip ailenizle hoş vakit geçirebileceğiniz muhteşem bir kamp. Hakikaten biz de buradan herkesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Spor AŞ'sinin muhteşem sarımsaklı kampı davet etmiş olalım. Çıkın çıkın gelin. 1071 Ahlat Yapı Gezici Radarı sundu.